değerli yarışmacımız geliyor. Ben sizi arkamdan çok seviyorum Seray Hanım. Geldim konuşan konuşana Allah'ım. Çok mu malzeme verdin Gülşah acaba Seray? Ama ben sizi çok seviyorum ki neden öyle dediniz? Ne hızlı geldim, ne kadar şey. Neslihan, Beslihan bugün konuşmuş da konuşmuş. Aa ne demişti? Sizin üzerinizden prim yapmaya çalışıyorum. Öyle şeyler söyledi ki. Estağfurullah böyle şeyler düşünmüyorum. Benim üzerinden prim yapmaya yapmayı düşündüğünü düşünmüyorum. Fikrini söylemiştir. Çünkü bir türlü iletişim kuramadık. İşte anlatmak istediğim tam zaten olarak konu buydu zaten. Ben kurduk diye düşünüyorum ama senin kuramamışsın öyle demişsin şimdi ya. Şimdi ben sürekli yani bir şey söylerken size karşı yanlış anlaşılıyorum. Mesela geçen hastalık konusunda işte hastalık bir bahane olayına döndü benimkisi bu sefer. Ama aslında öyle olmadığını anlatmaya çalışırken öyle oldu. Ayrıca hepiniz bizim arkamızdan atıp tutmuyor musunuz? Ben hiç tutmuyorum. Tek Peray, Seray'a bir şey var. Neslihan Sarayman, o kelimeleri seçemeyerek konuşmuyoruz. Teker teker duyuyoruz hepiniz. Gerektiğinde fikrinizi söylüyorsunuz. Söyleyebilirsiniz bu arada. Atıp tutmak diyorum ama fikir belirtiyorsunuz. Ben kabul etmiyorum tarz olmadığımı. Bence çok şıktım. Ben o puanı hak etmedim. Bunların hepsi aynı şey. Hemen söylemiyoruz Kemal Bey'in sessizlik yaptı. Suyla seyahat ödemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Tek tek konuşuyorum. Tek tek konuşuyorum. Arkasından konuşmadım ama ben. Yok konuşsun arkası önü fark yok, etmez arkadan konuşmamış olsaydı gizli bir yerde bir şey söylemiş olurdun. Bana ama sen jüriler... Bir saniye, bir dakika. Bir dakika, bir, haddini aşma artık. Elin ayağı titremesin. Sus. Strese mi girdin? Siz izleyiciler de görüyor dedin. Açıklamamı yapacağım. Her şey görünüyor ortada zaten ki zaten arkadan konuşmuş olsaydım bu size gelmezdi. Bu konu size asla gelmezdi. Bana sorulduğu Seray Hanım'la, Seray Hanım'la ilgili ne düşünüyorsun diye. Ben dedim ki hani bir türlü anlaşamadık. Sanırım dedim hani ya beni sempatik bulmuyor çünkü Su ve Emel aynı zamanda Betül dedim podyuma geldiğinde Seray Hanım daha güleç oluyor dedim. Herhalde ben dedim onu ilk günden veremedim hani enerji veremedim herhalde oraya getirdim. Çünkü bana hatırlıyor musunuz ilk geldiğinde bir ayna tuttunuz şu suratına bak hani niye düşürüyorsun ki Emel yüzünden kendini demiştiniz bana. Ben dedim ki herhalde dedim enerji veremedim ilk günden beri yoksa kardeşim normalde ben de çok güleç bir insanım. Şimdi onu söyleme sebebim şuydu kendini fark et diye. Şimdi evet. Sen terazi burcu muydun? Evet, terazi öyle hatırlıyorum. Yükselen evet. Neydi hatırlıyor musun? Yengeç. Terazi yengeç. Sen yengeçten alınganlığı yengeç. Almışsın. Daha çok yengeç. Yengeç. Yengeçten alınganlığı almışsın. Teraziden de onaylanma. Terazi aslında çok sanatçı ruhludur ve çok güzelliğin, güzel kendini sunar. Fakat terazide de şöyle bir şey var, onaylanma ihtiyacı vardır, çok çabuk dengesi bozulur. Kesinlikle. Sen şimdi burada ben sana konuyu söyleyeyim, artık astrolog olarak herhalde programa devam edecek gibi duruyorum şu an ama... Evet, astroloji köşesinde sana bağlanacağız. Sen orada bir program yapsana mesela başka bir yerde. Alttaki şey şu, hayır ben onu iletişim kuruyorum şu an. Alttaki şey şu, bence alınganlık yapıp... konuşturma onu. Onaylanma ihtiyacında benim söylediklerimi onaylanmama olarak alıyorsun ya... Aslında ben sana aynaya bak derken, kesinlikle. Ben dediğim şey çok dostane diyorum ki evet, enerjini evet. Düşünme bak yüzüne. Evet. Değil mi? Ben kendini bir yükselt diyorum. Zaten. Aynen. Tamam. Çünkü dediniz ki yani neden Emel yüzünden modunu düşürdünüz yine demiştiniz. Emel. Kıvır ne? O an o kıvır gün senle bir aynen. Olayımız kıvır. Vardı. Sonra dediniz ki aynayı gösterip neden düşürüyorsun kendini? Yani şu suratına bak çünkü suratın düşük demek istemiştiniz. Ben de hani o günden sonra dedim ki yani herhalde ben enerji veremedim. Ya da bir pozitif enerji verme. Çünkü Seray Hanım dedim ben buraya gel şey Su Ferda yok Su ve Betül Emel geldi daha güleç oluyor dedim. Bana fikir soruldu. Ben de yani düşündüğüm şeyleri söyledim bu kadar yani. Beni, beni o gün şey ayna gösterdim. Bugün de beni aynan olarak gör. Sen nasıl geliyorsan belki de onu alıyorsundur. Ben hiçbirinizi ayırmıyorum burada çünkü geldim hepinizi aynı anda tanıdım. Tamamen ayna gibi düşün. Yani aslında bana verdiğin tepkileri kendi içinde niye bunlar böyle diye bir düşünürsen... Çünkü hayatta zaten bence öyle bir yerlere varırız. Başkalarını değiştiremeyeceğiz. Sen beni değiştiremeyeceğine hayır, göre ya, kendinde başka şeyleri değiştirebilirsin. Ben de kendimle değiştirerek ilerleyebiliriz ya. Sonuç olarak ben hiçbirinizi ayırmıyorum. Fikirlerinizi paylaşmakta çok da özgürsünüz. Çok da hoşuma gidiyor. Ben dik dik söyleyebilirim bazı şeyleri. Bu sevgisizlik değildir. Sana belki de güç vermek için de o gün. Kesinlikle çünkü olabilir, ufacık evet. Bir şeyle burada kaç haftadır yarışmadasınız. Bir gün iyi geliyorsun. Bir gün çok kötü geliyorsun. Bir gün çok iyi geliyorsun. Yani... Dengen çok çabuk şaşabiliyor ya. Evet. Dengen şaşmasın diye toparlamak adına al aynaya bir bak dedim yüzüne. Hı hı. Bunu buradan bakarsan güçlenmek üzere alabilirsin. Tabii ki de. Ama ya da diyebilirsin bakacağım. Ki bu Seray Hanım da beni anlamadı, o da oldu, bu da oldu falan filan. Hayır yani niye öyle bir şey söylüyorsun? Her neyse nereye gidiyorsun söyle bakalım. Ben bugün akşam arkadaşlarımlayım.
arkadaşlarla birlikte bir... Bugün çok soğuktu hava. Tir tir titreye titreye öyle bir anda çıktı ağzından. Çok bir düşünmedim yani şimdi. Arkadaşlarınla evet, nereye dedin? Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorsun. Evet. Fiyatları bir alacağım önce. Hemen söyleyeyim. Çizmelerim 100 lira. Eteğim ve eteğim, tişörtüm. Bunu sen yeni mi aldın? Bugün mü aldın çizmeyi? Bugün aldım evet. Bu çizmeyi daha önce giymedin mi sen? Giydim. Ama yani aynı çizme, çorak çizme başka yok yani. Yani. Ama Kemal sürekli aynı renk ve aynı modeli giyiyor. Bir dakika soğuk, aynısını mı alıyorsun her defasında? Ben çünkü hayır, çizmeyi bir sen... Hayır, bir tane vardı ince topuk olan, çok ince olan. Bir de normal 5 santimlik olan vardı. Bu? Bu biraz daha yüksek. Aynısı. Bu versiyonları yani sürekli... Ya sucuğum! Aynı botoyu bir kere giydin sen de aldın giydin. İspanyol paçalarının altında giydiği şeyleri biliyoruz. Stiletto giyiyorum. Defalarca. Yemeyin bizi Allah aşkına ya. Daha önce giymiştim evet. Ay neyse bir şey söylemiyorum ben. Evet ben senin kombinini çok sevdim. Tişörtü de yandan nasıl oluyor diye bir baktım. Etek, çizme, çantanın değişik renk olması. Çanta bilmiyorum hani belki başka bir çanta da olabilirdi ama... Yani rengini sevdim, saçını sevdim. Sevdim seni bugün. Fiyatları bir almak istiyorum. Evet, fiyatlarla kaldım. Çizmelerim 100 lira, eteğim, tişörtüm ve ceketim toplam 345 lira. Bilekliğim, kolyem de 15 lira, çantam da 15 lira. Evet, hoşsun. Teşekkür ederim. Evet Neslihan'cığım, çantanı bir bırak yere. Görmeyeyim onu, biraz uzak tut onu öyle bir. Şuraya bırakabilir miyim? Nereye bırakıyorsan bırak. Evet, ay çantanın arkası sularına daha fena zaten. Arkası fena ama göstermedi işte onu bize bak. Evet. Şahanesin. Teşekkür ederim. Ben seni uzun zamandan sonra ilk defa beğendim. Çantan çok kötü. Defalarca aynı tarz çizme giymen beni biraz rahatsız etti. Renk kombinin güzel. Böyle bir ağzı yüzü kaymış beyaz bir tişört tercih etmen güzel. Eteğin de suni deri mi? Deri değil bu. Yok değil. Ama deri görünümünde evet, bir şey duruyor. Kedif hemsi gibi bir şey. Güzel. Aslında üzerindeki böyle daha keskin, uçuk gri ve vizyonun en uçuk tonlarında olan bir ceket ekranda nasıl duruyor bilmiyorum. Bej değil mi? Altıda bej rengi. Kırık beyaz, bir bej krem, falan. Bej. Ondan sonra çok böyle bir şey durmuyorsun. Yani birbirine yakın tonlar değil. Ton sür ton sayılmazsın ama ton sür ton gibi duruyorsun. Birbirinin tonu olan ve devamlılığı olan renkler değil aslında. Ama çok açık ve pastel ve uçuk renkler olduğu için. Renk kombinasyonunu sevdim. Saçlarını sevdim. Teşekkür ederim. Ama keşke çizmeyi başka bir şey tercih etseydin. Ben aslında ve de, stiletto olur mu diye çok merak düşündüm. Hayır çizme olurdu. Olmaz da başka bir çizme olurdu. Çizme şimdi çok şık olurdu. Çok ama ben o yani tekrar düşüyorsun. Onu evet görmek istemezdim. Tamam. Ve çantanı hiç sevmedim. Evet, çantanı al istersen Kemal yorumunu yapsın. Şimdi... Kombininde çelişki var. Evet, bir ilk baktığında çok havalı, çok genç duruyor. Ben bugünün en sevdiğim deri ceketi sende. Teşekkürler. Baharda mısın, kışta mısın? Yani bilmiyorum öyle... Bil. Bahar diyeyim o zaman. Bahar dersen o çizmeler olmaz. Kış dersen o tişört olmaz. Şimdi deri ceketi çok yaktığı için şu an bile hiç çok hiç öyle bir dünya yok. Sıcak. Kendi ne dedin? Olmaz soğuktan öyle dondum demedin mi? Evet çok üşümüştüm ciddi. Kendin başında itiraf ettin evet bunu zaten. Mevsimlerle kararsızım o zaman. Kış mevsiminde tabii ki deri ceket giyilir ama içine ben bu senin yerinde olsam aynı tonlardan bir boğazlı balıkçı mı? Balıkçı bir o da incecik olurmuş. Rikolar oluyor ya böyle, hı-hı, vücudu saran. Yine kemerin, eteğin, çantan, o zaman çizmen de olurdu. Kemerin, eteğin, çantanı saymıyorum. Çizmen de olurdu. Hı-hı. Renk akışın şahane. Fakat çelişik, yani kabul edilemez. Şimdi sen bak, kar yağıyor dışarıda, sulu. Şimdi böyle çıkabilir misin dışarı? Çıkamam. Yok, şöyle bir baktım da yok. Kazak olsaydı içinde çıkardın. Üst, güzel, dediğim gibi güzel, şahane görünüyorsun. Çantan hariç ama... mantıksız bir kombin var üstünde. Şimdi stiletto giyseydin bunun altına, bahar derdin, benden tam puanı alırdın. Ama o çizmeyle o tişörtle kış olmaz. Üzgünüm. Suyun içindeki de tişört ama. Çizme giymedim ama ben. Ama bot var ayağında.
Bot bu çizme değil ama ki. Ama bot aynı şey kışlık görevi görmüyor mu ikisi? Evet doğru. İkisi de kışlık görevi görüyor. Gel bir dakika. Görüyor. Gelsene. Gel. Ve ben daha mevsim BT'ni söylemedim ki. BT'ni biraz kaldırsana. O da kışlık. Bir kere o da ikiniz kışlık. De aynı tarzsınız. Evet. İkiniz evet, de aynısınız. Evet aynı tarzlar. Çıkart mevsim. Üstündekini. O da tişört. Tamam sen de çıkar. Aynılar işte. Değiller. Nasıl değiller? Su yani? Biraz daha hani mevsimlik duruyor, su... biraz daha yazlık. Renginden dolayı mı? Göğürü kapalı, kolları turvakar, o bildiğin yatakta giyecek yazlık tişört. Yani aynı mı? Allah aşkına göz var, izan var, aynı şeyden mi bahsediyoruz? Tarzları aynı. Tarz olarak tarzları aynı olabilir. Tarzları hatta birebir fotokopi aynı. Ama materyaller ve kalıplar farklı. Tamam, su zaten daha şık. Zaten daha şık. Ama kalkıp işte benimki bot, ben seninki çizmeyi mi saçma sapan bir şey söyleme yani. Ne efendim? Ah. Suya söylüyorum. Ha. Seninki bot, benimki bot, seninki yok, çizme, geç, bilmem ne falan gibi saçma sapan bir ben şey söylemedim. Ben zaten Neslihan'a şık değilsin demedim. Çok şıksın, çok genç görünüyor dedim cümlelerimin başında. Evet. Renk uyumun şahane dedim. Teşekkür. Ama çelişiyor. Acaba bir flör atsaydın madem tişört giydin, yani bir şey biraz kışlığa çevirir miydin? Çünkü tişört giyiliyor, kışın şey da giyiliyor. Giyiliyor hayatımda. Bir sokak, flörle bir şeyle sanki değil mi Kemal? Sokakta geziliyor mu öyle Allah aşkına? Yani zaten üstüne örtecek bir şey. Dökülüyoruz hastalıktan. Grip olacağı diye korkuyoruz, yanlış anlama. Ayrıca ben puanımı verdim mi şu an? Neslihan'la suya belki aynı puanı vereceğim. Nereden biliyorsunuz? Kime diyorsun? Benle çelişenlere, bana karşı çıkanlara diyorum. Karşı çıkmak yok, değil aslında. Yok yani hani onda da tişört var, bende de var diyorsun ya. Yani. Bana mı diyorsun? Sen söyledin, sen sana da diyorum. Ortaya koydum, kim alırsa diyor. Yani üstüne alınan buyursun. Neslihan dedi alsın. Evet, onda da tişört var, bende de tişört var diye. Ben dedim zaten aynı tarz tamam, var işte, dedim. Tamam işte ben de henüz puanımı vermedim, eleştiriyorum sadece. Tamam zaten kimse puanını vermedi, konuşuyoruz dolayısıyla zaten. Dolayısıyla sana 4 mü verdim su? Evet. Belki ona da 4 vereceğim. E ver. Yani hani tamam, bu tartışmanın manası yok. Yani istersen 10 ver. Hayır. Yani Neslihan ha. Suyu örnek gösterdiği için böyle bir açıklama yaptı. Ama haklı yaptım. Örnek göstermekte çünkü aynı tarzlar ve de su buradayken tişört giymiş içine diyen kimdi? Aranızdan kim de tişört giymişti yani? Hayatım. Ben tişörtünü sevmedim. Sündür de tişört giymiş ama kocaman yakası kürklü bir şey var. Korunabilir. Evet. Ama mesela onu çıkarttığında sündür tişörtle kalmıyor mu? Kalıyor. Ben sokakta yürümekten bahsediyorum. İyi de sokakta zaten tişörtle yürümüyorlar, üstlerini giyiyorlar. Kemal yapma Allah aşkına, ben de buraya geliyorum. Üstümde yere kadar kürküm, onun üzerinde içinde de incecik beyaz. Kürkün yere kadar kürkün var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üzerinde, içimde de böyle bir tane beyaz bir tişört. Yere kadar kürk yere var üstünde, kadar kürk incecik bir deri ceket yok. Mont, neyse ne. Hepsi bu kadar sonuç şeyler biliyorsun, bu kadar. Hiçbiri, bu kadar sonuçta bu kızların şeyler. Hiçbiri kalkıp tişörtle sokağa çıkmıyor. Ben de tişörtle sokağa çıkmıyorum. Üzerime ya bir ceket giyiyorum, ya bir kısa bir ceket giyerim, ya yere kadar kürk giyerim, ya pufidik bir mont giyerim. Ama genelde içimde tişört oluyor. Yani ben onun için mesela Neslihan'ın kendi fikrim, ayağında çizme olup üzerinde böyle bir beyaz tişört giymeni yadırgamıyorum. Çok normal şöyle geliyor ki, bana. Bir eşofman altı veya tişörtle dolaşmayacak. Tayt giyiyorsun. Ayağında spor ayakkabıların oluyor. Üstünde evet. Beyaz bir tişörtün oluyor. Evet. Ve üstünde kocaman seni kutuplarda bile koruyacak evet. Kürkün oluyor. Evet. Aynı sündüzün gibi. Aynı şey değil. Sündüzün de öyle. Ben de dedim ki sündüz zaten dışarıda da böyle gezebilir. Çünkü kürklü bir korumalı bir üstü var. Tamam aynı şeyi konuşuyoruz tamam. Zaten. Ben ama ne diyor aynısını söylüyorum. Karda kıyamette bu şekilde gezemez. Ama ben karda istediği neyse kış mevsimi mi yaz bahar mevsimi mi diye başında sormadın mı? Evet. Sen baharda böyle gezersin. Kışın ortasında böyle gezemezsin. Gezemezsin tabii. Onu diyorum. Tamam. Ama yani tişört giyersin. Senin giydiğin o kocaman şeyleri zaten görüyoruz. Sen kışın onunla kutuplara içinde... İncecik bir tişörtle gidersin zaten. Aynı şeyi farklı pencerelerden anlatıyor. Şimdi kapatacağım pencereyi suratına. Ne olacak? Anlamadım. Anladın. O kapattığın pencerenin deliğinden bakma sonra. Aa, baktırır gibi şey. Ben evet. O siyah cam filmle kaplatırım pencereyi. Canım o siyah cam filmin pencerenin içinde ben varım. Ben senin geride bıraktığın erkeklere benzemem hayatım. Teşekkür ederim. Geride bıraktıysam onların hepsi hak etmiştir. Demek ki, evet. Yaptı bitti yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Yuşa. Zaten aynen. Yaptım bence sen. Bence yorumunu. Yaptım yani. Evet. Ben zaten yorumumu yaptım ayol yapmıştım Allah Allah dur. Adam. Puanımı vereyim. Evet. Puanları verelim. Kim veriyor önce, kim açıyor? Üç. Teşekkür ederim. Kim çağırdıysa Neslihan'ı? Ben mi çağırdım?
Kim çağırdı? Selam. Ben çağırdım. Evet. Teşekkür ederim. Kaç verdin? 3 verdi. 3. 3 verdim, 3. Şimdi niye gülüyorsunuz Kemal Bey? Kaç vereceğim? Ay ben bu Kemal'i ne kadar seviyorum, ne kadar gıcık oldum şu anda Kemal'e ya. Gıcık ya. Bir de bağırıyor bana, manyak mı ne? Ben mi bağırdım? Evet. Deli. Hadi aç puanını, aç sinirlendirme hocam beni. Sinirli değil misin şu an? Sinirliyim şu anda. Tamam. Evet. Sinirli olunca daha güzel oluyorsun. Gerçekten. Evet. Allah. Allah'ım bu darbesi acılar, nasıl acılar. Ben suya 4 verdim, evet. Ona da 5 ver hadi. Sana 6 veriyorum. Sana da 4 veriyorum. Yani bu kadar tartışmanın bir manası yok. Ya İsa'yla tartışmak. Çok beğendim, çantan hariç. Teşekkürler. Sadece mevzu kombinin çelişik olmasıydı, bu kadar. Yani kendimi de bir şekilde ifade etmem lazım, üzgünüm. Tamam. Evet, buyurunuz.